Hilal Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Belki tanımayanlar vardır. Rahmetli, ünlü müzik adamı, müzisyen. Evet, Hüseyin Altun'un kızısınız. Sanatçı Hüseyin Altun'un kızıyım. Onun yolunda ilerlemeye başladım. İki tane eserini cover yaptım. En son DMC etiketiyle start verdik. Şu anda çalışmalarım devam ediyor. YouTube akustik projelerim devam ediyor. Ne sorsun? Nasıl peki babanızın ardından müzik yapmak, müziğe başlamak size neler hissettiriyor? Yani baba yadigarı bir iş yapıyorsunuz neticede. Evet, çok heyecanlıyım ve çok gururluyum. Çünkü bıraktığı isim ve soyisim benim için gerçekten büyük bir miras. Onun ismi anıldıkça her şeyden önce büyük bir saygıyla anılıyorum. Bu beni çok onur ediyor. Şarkılarını söylemek benim için büyük bir heyecan, hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü çok büyük bir sese sahipti. Biraz zorlanıyorum ama başaracağıma inanıyorum. Özellikle hangi taraflarda zorlanıyorsun? Sana camiasından destek olanlar var mı? Bazı şeyleri aşmak zor mu oluyor? Evet, çok zor. Gerçekten bu piyasanın içine girebilmek, özellikle babam yokken bunu denemek benim için çok zorlayıcı bir süreç oldu. Ama merdivenleri yavaş yavaş çıkarak kalıcı olabilmek benim için daha önemli. Bunu sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Var mı başka bir şey? Şeyi de soralım. Son dönemde malumunuz işte birçok sanatçının, arabesk söyleyen birçok ünlü ismin filmi yapıldı. Evet. Hala da yapılıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Babanızla ilgili hiç böyle bir proje geldi mi? Gelirse sıcak bakar mısınız? Ne olur bu konu hakkındaki düşünceniz? Şöyle ki, zaten babamın üzgün ve yıkıcı bir hayatı oldu. Bilenler bilir. Bununla ilgili birkaç proje bize geldi. Düşünüyoruz. Değerlendirme aşamasındayız şu anda. Yani ne olursa evet dersiniz ya da hani projeye nasıl dahil olursunuz? Yani projenin içinde olup belli şeyleri onaylamanız ya da okeylemeniz mi gerekir? Ya böyle tabii bir şey olursa değil, nasıl... Yani. Evet dersiniz. Evet, şöyle, ne sunmaları gerekir ya da size? Yolculukta Hüseyin Altun'un isminin doğru bir şekilde anılarak, farklı sapmalar olmadan doğru bir şekilde... Zaten çok acı bir hayatı babamın var. Dediğim gibi tekrar orada parantez için bilenler bilir. Bir Müslüm Gürses, bir Bergen, belki aynı seviyede acılar yaşamış bir Hüseyin Altun. Ama sanatını icra ederek bir yerlere gelmeye çalışan bir sanatçı olduğu için bu çok duyulmadı. Doğru bir şekilde anılırsa, sapmadan, doğru bir şekilde çekilirse düşüncelerimiz onaylı olabilir. Ama dediğim gibi bu değişkenlik gösterebilir. Bu zamana kadar gelen teklifler oldu mu? Yapımcılarla evet, oldu, evet. Görüştünüz mü? 2-3 kere bir yapımcıyla görüştük. Dediğim gibi en son teklif edilen biraz hoşuma gitti ama birazcık da gitmedi diyelim. Burayı nasıl toparlayacağımı bilemiyorum. Senaryo kısmında bir takım çarpıklıklar mı vardı, evet, ya da sizi rahatsız eden bir takım taraflar mı vardı? Yani daha farklı, biliyorsunuz film başka bir şey. Daha duygu yüksek tutulduğu için senaryo birazcık daha saptırıldı. O yüzden kabul etmedik. Yani farklı proje oldu o yüzden. Başka bir sanatçının hayatı oldu. Yakında da bunu görürsünüz zaten. Siz sürekli babanızın şarkılarını mı söylüyorsunuz yoksa kendi şarkılarınız var mı? Yani şu anda ben yeni bir şarkı yaptım. Kendi sözümü bestem ama öncelik birazcık daha babamı anarak yola ilerlemeye başladım diyebilirim. İleride böyle film dışında mesela bir albüm babanızın şarkılarıyla ünlülerin söylediği böyle bir şeyler oluyor. Güzel, popüler projeler var. Öyle bir çalışmanız var mı? Evet, var. Bununla ilgili çalışmalar da aynı şekilde oldu. Babam rahmetli olduktan sonra özellikle bu daha çok gündeme geldi. Farklı sanatçıları yapılmıştı zaten, biliyorsunuz. Hüseyin Altun'a da yapılmak istedi. Bununla ilgili de teklifleri hala açığım. Benim için ve ailem için, kardeşlerim ve onların da onayıyla olduğu sürece belki değerlendirilebilir. Bu yola çıkmadan önce ailenizin desteği nasıldı? Destekliyorlar mı? Yani ne söylüyorlar? Sizi teşvik mi ediyorlar? Benim çocukluk hayalim olduğu için bu. Bu yüzden her zaman içindeydim babam sağken de. Onunla beraber konserlerin, etkinliklerini.
Çocukluk hayalim olduğu için beni destekliyorlar sağ olsun. Hep de yanındalar. Peki baban siz şarkı söylerken dinliyor muydu? Ne diyordu? Sen şarkıcı ol ya da olma gibi böyle bir şey, aman kızım yapma gibi böyle bir şey var mıydı? Evet, aslında bu konuya değinmeniz çok güzel oldu benim için. Şöyle küçük bir anım var, anlatayım. Ben lise dönemlerimde de işte okulda hep koro şefliği vesaire, sesimiz çok şükür yani babadan gelme güzel olduğu için yani eğitim daha yolun başında. Ben çok ufakken bir, hatta babam rahmetli olduktan sonra bu kasete ulaştım. Bunu da ilerleyen zamanlarda bir albüm niteliğinde başına koyup sesini paylaşmak istiyorum sevenlerimi, babamı sevenlerimi ve benim sevenlerimi. Orada benim sesimde bir mırıldanma olduğu için yani şarkıcı mı olacak, sanatçı mı olacak benim kızım diyerek olsun gibisinden, ama sağken de çok aktif değildik bu konuda birlikte. Biraz ön yargıları vardı. O yüzden? Evet. O yüzden birazcık onu kaybettikten sonra başlama kararı aldım. Şu an yanınızda olsaydı ne derdi bu yolda size? Nasıl yaptı? Beni gururla taşıyacağına eminim. Ben onu çünkü öyle taşıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Çantanı ne yaptın?